Herkese merhaba, hepiniz Cihat Trafizi'ye hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Doğrusal yolda hareket eden bir cismin çizgisel momentumunun zamana bağlı grafik şekildeki gibidir. Buna göre grafikteki K, L ve M bölgeleri için cisme etki eden net kuvvet ile ilgili 1. K'de büyüklü sabittir. 2. L'de sıfırdır. 3. M'de harekete zıt yöndedir demiş. Çizgisel momentum zaman grafiği verilmiş ve itme eşittir momentum değişimiydi. İtme kuvvet çarpı geçen zaman bu da momentum değişimine eşitti. Buradan net kuvveti bulabiliriz. F dediğimiz net kuvvet. Dolayısıyla net kuvveti yani F'yi yalnız bırakacak olursam F net momentum değişimi bölü geçen süre şeklinde yazılabilecektir. Bu da momentum zaman grafiğinin eğiminin bize net kuvveti verdiğini gösterir. Evet eğim'e bakalım. Burada eğim sabitti. Evet artı yönde eğim sabitse o halde artı yöndeki aralığında net kuvvet sabit olmalı ve hareketle aynı yönde işaret artı. Peki L'de ise L'de ise zaten düz yani eğim sıfır. Dolayısıyla haliyle burada eğim sıfır olduğundan net kuvvet de sıfır olmalıdır. M'de ise M'ye bakalım. M'de bakın evet hız azalıyor. Yani M'de ise momentum azalıyor ve yine eğim sabit. Eğim sabit. Dolayısıyla burada kuvvette sabit olmalıdır. Kuvvet sabit olduğuna işaret eksi zaten. Neden mi? Çünkü oklar aşağı yönde. Oklar aşağı yönde ise eğim sabit. Yukarı yönde ise artı olmalı. Yani buradan kendi büyüklüğünün sabit olduğunu, L'nin sıfır olduğunu, ve M'de harekete zıt yönde olduğunu eksi olduğu için kuvvet zıt yönlü olduğunu gördük. Bu durumda cevap E oldu. Bir de başka türlü çözebiliriz şöyle eğime hiç bakmadan. Evet K bölgesi için yazalım bakın F net eşittir şu formülden yapacağım. Momentum değişimi bölü geçen zaman momentum değişimi son momentum eksi ilk momentum bölü geçen zamandı. Son momentumuz P ilk momentum sıfır. P 0 P eksi 0 bölü t. Bu da ne olacaktır? P bölü t olacaktır ki yine artı çıktı. L için yazalım. L'deki kuvvetimize fl demiş olayım. Evet buradaki momentum p. ilk momentum son momentum da p olduğundan p'den p'yi çıkar. Geçen zaman t'den 2t'ye T'ydi. 0 bölü t'den evet L'deki kuvvet 0 olacaktır. Peki M'deki? M'dekine bakmış olalım. Son momentumumuz 0. Evet M'deki kuvvet için yazıyorum. Son momentum 0 eksi ilk momentum şurada p ydi. Bakın p'e denk geliyor. Bölü geçen zaman 2t'den 3t'ye t oldu ki buradan da net kuvvetimiz eksi p bölü t çıkacaktır. Bu da kuvvetin harekete ters olduğunu gösterir. Bu da aradığım cevabı yine destekledi. Bir de şöyle yapabiliriz. Momentum zaman grafiği hız zaman grafiği ile örtüşmektedir. Aynıdır yani. O halde şöyle çizerim. Momentum zaman grafiği ile zaman grafiği aynı olduğu için ve t. Önce hızımız sıfırdan v'ye. Hızlanan hareket yapar burada. Burada hızlanan. Hızlanan hareket yapıyorsa hareketle aynı yönde kuvvet uygulanır. Artı f. Kuvvetin sabit olduğu şuradaki eğimden zaten anlamıştım. Şurada ise sabit hızlı hareket yapar. Burada sabit hızlı hareket yaptığından bu aralıkta net kuvvetimiz sıfır olmalı. Evet 3. M aralığında ise yavaşlayan hareket yapar yavaşlayan hareket yapabilmesi için uygulanan kuvvetin harekete zıt yönde olması gerekir. Yani şurada karlığında hızı artar sıfırdan V'ye kuvvet hareketle aynı yönde olmalı. Son M aralığında ise hız bu tarafa ise kuvvet tersine olmalı ki cismi yavaşlatabilsin. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 olarak E'de işaretlenecektir. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.